Elektrik sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. 16. sorumuzu devam edelim. Demiş ki K ve L'nin kütleleri eşit olduğuna göre QK bölü QL oranı karşılığı demiş ve altta da bir bilgi vermiş. Diyor ki K ve L arasındaki Coulomb etkileşimi yok. O zaman bunlar benim ne işime yarayacak? Şimdi diyorum ki şu tarafa doğru ne vardı? Bir kuvvetim vardı. QL çarpı E kadar bir kuvvetim var. Aşağıya doğru da ML çarpı G kadar bir ağırlığım var. Şurayı uzatınca ne oluyordu? Şu 53 buraya geliyordu. Ve ne diyorduk? Tanjant 53 eşittir QL E bölü ML G. Bunu yazdık. Şimdi aynısını bu taraf için yazarsam QK çarpı E kadar bir kuvvetim var. Aşağıya doğru da MK çarpı G kadar bir ağırlığım var. Yine uzatıyorum. Açım buraya gelmiş oluyor. Tanjant 37 eşittir QK çarpı E bölü MK çarpı G'ymiş. Şimdi bu ikisini zaten biliyorum. Tanjant 37, sinüs 37 bölü kosinüs 37'den 3 bölü 4 zannedersem. Diyoruz ki 3 bölü 4. Şu da herhalde şu 3 bölü 4. Şu da 4 bölü 3'tür tahminim. Burası da 4 bölü 3. Yazıyorum. Diyorum ki QK çarpı E bölü MKG bölü QL çarpı E bölü MLG. Şimdi bana ne demiş? Kütleler eşit. Kütleler eşitse götürebiliyorum. Yer çekimleri eşit. Elektrik alanlar eşit. O zaman ne oldu? Direkt zaten oranım çıktı. Sadece işlem yapıyorum. Diyorum ki 9 bölü 16'dır. QK bölü QL oranım. Ve diğer soru. Evet. Yüklü kaliye kürelerin merkezinden uzaklaştıkça oluşan elektrik alan ve uzaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre QK bölü QL nedir demiş. Şimdi şuraya bakıyorum. R uzaklığında benim elektrik alanım 4E'ye kadarmış. R uzaklığında benim sadece kimden dolayı? K'dan dolayı bir elektrik alanım var. O zaman diyorum ki K çarpı QK bölü R kare dediğim şey eşitmiş 4 elektrik alanına. Sonra 2R uzaklığına geliyorum. Şuraya geliyorum. O zaman burada neyim var? İkisinden kaynaklanan bir elektrik alanım var. O zaman K çarpı 4 QK bölü 2R'nin karesi. Yani ne oldu? 4R kare var. Şu K'dan kaynaklananı yazdım. Artı L'den kaynaklanan K çarpı QL bölü 4R kare var. Burada da ne oluyormuş? 2E'ye eşit oluyormuş. Şimdi diyorum ki şu kısım 4E'ydi. Şurasıyla aynı şey değil mi? O zaman 4E bölü 4'ten ne geldi buraya? E evet. geldi. Artı K QL bölü 4R kare eşittir 2E olduğuna göre demek ki şurası da benim için ne anlama geliyor? E anlamına geliyor. Şimdi benim şu E'ydi. E şu E'ye eşit. Yazalım eşitliği. Bir de şu 4E'ye eşittir. Öyle yazacağım. Aynen. Tamam. K QK bölü R kare eşittir 4E bölü K çarpı QL bölü 4R kare eşittir E. O zaman şimdi oranları yapalım. Şunlar gitti. Şu R kareler gitti. 4 yukarıya çıktı. 4 QK bölü QL eşittir. Zaten E'ler de gidince 4 oldu. Demek ki oranları 1 çıktı. Nereye yapacağımı şaşırıyorum. K küresinin O merkezine itibaren elektrik alan uzaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre D uzaklığı kaç R'dir demiş. Zaten biz şunu biliyoruz. Şuraya kadar neydi? Sıfırdı elektrik alanımız. Sonra 2R uzaklığına gelince ne oluyordu? KQ bölü 4R kareden dolayı E bölü 4 oluyordu. 3R'ye gelirse E bölü 9 olacak. Demek ki E bölü 16 olduğuna göre burası nedir? 4R uzaklığımdır. Bu da yine çıkabilen bir soru. O noktasında elektrik potansiyel V ve elektrik alan şiddetimiz E'dir. Küreler birbirine dokundurulup tekrar aynı yerlerine konursa V ve E nasıl değişir demiş. Şimdi şu noktada elektrik alanı bulmak için ne yapıyorum? Artı bir yüküm varmış kabul ediyorum. O zaman şu artı 4 yükü bu tarafa doğru itecek. Bu eksi 2 yüküm de ne yapacak? Bu tarafa doğru çekecek. Şuna 1 diyeyim. Şuna da 2 diyeyim. O zaman ne olacak? Şu E1'im. Şu da E2'm olacak. Şimdi ikisini de yazayım. E1 dediğim şey ne oldu? K çarpı 4Q bölü D kare. E2 dediğim şey ne oldu? K çarpı 2Q bölü D kare. Yani şuna 4E dersem, şuna da 2E dedim. Şu O noktasında ikisi de aynı yönlü olduğu için bu tarafa doğru bir 6E elektrik alanım var. Potansiyel olarak ne yapıyordum? Potansiyelde direkt K çarpı 4Q bölü R artı K çarpı eksi 2 Q bölü R. Bunlar skaler olduğu için artı eksi önemliydi. İşlemi yapabiliyordum. O zaman ne oldu? Eksi K Q bölü
R'ydi. Benim ilk potansiyelim. Bu V dediğim şey. Pardon. 4Q eksi 2Q. Neden eksi dedik? Skaler olduğu için eksiyi alabiliyoruz. Ay şey yani artı. Artı. Pardon özür dilerim. Ben işlemi yanlış yaptım. O zaman bu da benim potansiyelim. Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine konursa, dokundurulursa toplam yüküm 2Q. Hı-hı. Daha sonra yarı çapları da eşit olduğu için bunlar 2Q'yu nasıl paylaşacaklar? QQ paylaşacaklar. O zaman ne olacak? Artı Q artı Q'yu itecek. Burada hı-hı, artı bir yüküm var ya. Bu tarafa doğru K çarpı Q bölü D karelik bir elektrik alanım olacak. Bu artı da bunu itecek. Bu tarafa doğru. Bu tarafa da aynısından olacak. O zaman ne olmuş oldu? Elektrik alanım son durumda sıfır olmuş oldu. Bu neden itiyor? Bu artı Q oldu. Artı Q oldu en son hocam. Tamam. Bunlar aynı yüklendiler ya. O zaman ne oldu? Sıfır oldu. Demek ki elektrik alanım ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Hı-hı. Şimdi buraya bakıyorum. Potansiyel olarak burası KQ bölü R. Ya da ben hep R yazmışım ama şurada D, D aslında. Hı-hı. Şunlar. KQ bölü D. Bundan dolayı da ne olacak? KQ bölü D gelecek. 2KQ bölü D olmuş olacak. O zaman ne oldu? Toplam yüküm değişmediği için potansiyelim de değişmemiş oldu. Zaten toplam yük değişmediği müddetçe bir noktadaki potansiyel değişmiyor arkadaşlar. Peki. Bir 20. soru. Evet. Ne demiş? Paralel iki levha vermiş. Bunların uçlarındaki gerilimi 30 volt vermiş. Tamamen şaşırtmacı. Hiç ihtiyacımız yok. Diyor ki elektrik alanları sırala, potansiyelleri sırala. Şimdi elektrik alan diyoruz ki iki tane paralel levha yaptığın zaman elektrik alanın ifadesi şöyleydi. Potansiyel bölü uzaklıktı. Ama bu uzaklık şuradaki D uzaklığımdı. Yani şu aralardaki D uzaklıkların bir önemi yok. Benim şuradaki uzaklığım neyse benim atıyorum 30 santim ise elektrik alanım 1 çıkacak diyelim. 2 santim, pardon 30 metre ise. 2 metre ise 15 çıkacak. Ama şuralardaki her noktada da aynı çıkacak. Çünkü dış uzaklığa bağlı. Aralardaki uzaklığa bağlı değil. O zaman diyoruz ki paralel iki levha varsa elektrik alan her noktada aynıdır. O zaman ne oldu? Elektrik alan A eşittir. Elektrik alan B eşittir. Elektrik alan C oldu paralel levhalarda. Potansiyele bakıyorum. Şurası 0 potansiyel, şurası 30 potansiyel diye düşüneyim. O zaman buradan buraya 30 potansiyel azalmış. Hepsi D uzunluğunda. Hepsi D, D, D. Demek ki her birinde 10 azalmış. Hı hı. Şuradaki noktalarımın potansiyelleri 20 volt. 20, 10. Şuradakiler 10 volt. Buradaki de 0. Demek ki A ile B'nin potansiyelleri eşit. C'ninki ne olmuş oldu? Onlardan küçük bir, olmuş oldu. Peki. 21. Evet, bu herhalde bu aradaki en zor soru olacak. Elektrik alanına 6 metre bölü saniyelik hızla giren cismin 2 kilogramlık kütlesi varmış. Yükü de eksi 3 kulombmuş. Cisim 2 metre ötedeki Y noktasında duruyormuş. Buna göre X, Y arasında cismi etkileyen sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Bütün dinamiği için içine soktuk. Şimdi diyoruz ki bunun yükü ne kadarmış? Eksi 3. Eksi 3 olduğuna göre eksi yüklü bir cisim koydum. Demek ki benim kuvvetim ne tarafa oldu? Ters tarafa. Peki bu kuvvetim ne kadardı? Yük çarpı elektrik alan kadardı. Yüküm eksi 3, elektrik alanım 4. Yani ne oldu? Bu tarafa doğru 12 Newton'luk bir yüküm var. Aynı zamanda bir tane de sürtünme kuvvetim var. Çünkü ben bu tarafa gidiyorsam sürtünme kuvvetim de hareketime terstir. Sürtünme kuvvetim de bu tarafta. Şimdi diyoruz ki bunlar kenarda dursun. Şimdi benim hızım 6 olarak başlamış. Y'ye geldiğimde durmuş. Yani buradaki hızım ne? 0. Biz diyoruz ki zamansız hız denklemi vardı. Buradan buraya geldiğine göre V sonun karesi eksi V sıfırın karesi eşittir 2AX diye bir denklemim vardı. O zaman diyorum ki eksi kısmına çok fazla takılmayalım. Şuradan sıfıra düşeceği için 6'nın karesi ne oldu? Bizim için çünkü büyüklükler önemli. Yönlerde işlem yapmıyoruz şu an. 36 eşittir 2 çarpı A çarpı 2 metrelik yol almış. Demek ki benim ivmem ne çıkıyor burada? 9 çıkıyor. Şurası eksi 36 çıkacak aslında. Ama biz diyoruz ki ivmenin yönüyle ilgilenmiyoruz şu an. İvmenin yönünü belirler eksi. Biz büyüklüğüyle ilgileniyoruz. Direkt büyüklük olarak yazdık. İvmem 9 ise bir de diyoruz ki F eşittir MA vardı meşhur. F netim eşittir kütlem çarpı ivmem. Kütlem 2, ivmem 9 çıktı. Demek ki benim F netim ne olmalı? 18 Newton. Bu tarafa doğru 12 Newton'um varsa demek ki sürtünme kuvvetim de bu tarafa doğru 6 Newton olmalı ki toplamda 18 Newton'luk kuvvet olsun. Artı Q yüklü K cismini Y noktasından X noktasına getirmek için yapılan iş kaç KQ kare bölü R'dir demiş. Şimdi yapılan işi bulmak için şöyle bir şeyimiz var. Diyoruz ki iş eşittir getirdiğim yük çarpı potansiyel farkı. Potansiyel farkı ne demek? Son getirdiğim noktanın ben nereye getireceğim en son? X'e.
X'teki potansiyelden Y'deki potansiyeli çıkartarak buluyorum ben bunu. Bu benim yapılan işime eşit. Hı hı. O zaman diyorum ki ben artı Q yüküne getirecekmişim. Son noktadaki potansiyelim. Şu noktadaki potansiyel nedir? K Q bölü 2R. 2R. Yani şöyle yazabilirim. R cinsinden vermişiz. Şuradaki ne olacak o zaman hocam? K Q bölü 3R olacak. O zaman ne oldu? K Q bölü 2R eksi K Q bölü 3R. Şöyle 2, 3 falan filan. K Q bölü 6R. Aynen. Bir de başında neyimiz var? Q ile çarpıyoruz. Hı hı. Q çarpı K Q bölü 6R olduğuna göre demek ki K Q kare bölü R cinsinden 1 bölü 6'dır. Eşit kütlede x, y tanecikleri şekildeki noktalardan serbest bırakılıyormuş. Karşı levhaya çarpma hızları. Biz diyorduk ki biz bir yükü bırakırsam Q çarpı V kadar bir iş yapar. Yapılan işle neye dönüşür? Kinetik enerjiye dönüşür. Şimdi buralardaki potansiyelleri bulayım. Şimdi burası madem 20 olduğuna göre 0 ile 20 demiyor muyduk hocam buraya? Şuradaki voltumuz o zaman benim 20'dir. Buradan buraya gelene kadar 20 voltluk bir değişim var. Şuradaki voltum tam orta noktası olduğu için 10'dur. Şuradan şuraya 10 voltluk bir değişim var. O zaman diyorum ki X cismi 2Q çarpı 20 volt kadar iş yapar. Bu da onun nesine dönüşür? Kinetik enerjisine. Yani 1 bölü 2 M Vx kare. Y cismi için. Şimdi diyoruz ki Q çarpı burada ne farkım vardı? 10 voltluk potansiyel farkım vardı. Eşittir 1 bölü 2 M çarpı Vy'nin karesi. Eşit kütleli demiş bize soru. O zaman bunları götürdüm. Şunları götürdüm. Q'ları götürdüm. Ne oldu? 40 bölü 10 yani 4. Eşittir Vx'in karesi bölü Vy'nin karesi oldu. Kare kökünü alırsam 2 eşittir Vx bölü Vy oldu. Bir dakika. Evet. 1 kilogram kütleli 2 kulomb yüklü K cismi şekildeki gibi asıldığında ipteki gerilme kuvveti 20 Newton'muş. Şurada 20 Newton'luk bir kuvvetim varmış. Ne demiş? Potansiyel farkını sormuş bana. Şimdi aşağıya doğru hocam neyimiz var? Ağırlığımız var. Mg. Yani kilogramım 1. G'de 10 olduğuna göre ne oldu burası? 10 Newton. Şimdi bu 10 Newton bir ağırlık var ama ipte 20 Newton bir gerilim var. Demek ki aşağıya doğru neyim var benim bir? 10 Newton'luk bir etki var. Aynen kuvvetim var. Bu kuvvetim de neye eşitti? Q çarpı elektrik alanı eşitti. Hı hı. Elektrik alanında potansiyel bölü uzaklığa eşitti. Hı hı. Diyoruz ki bu 10 Newton olacak. Yüküm 2. Voltumu bilmiyorum. Uzaklığımın 2 olduğunu biliyormuşum. O zaman 10 çıkabilmesi için volt değerim 10 volt olacak. Gerekiyor. E elektronunu paralel levhalar arasında serbest bıraktığımızda hız zaman grafiği yanında verildiği gibiymiş. Buna göre diyor V1 potansiyelinin V2 potansiyelinin oranı nedir? Şimdi zaten burası ne oldu? Eksi uç mecburen hızlanacak. Şuraya kadar ne oluyormuş? Hızlanıyormuş. Şurada bir şey var. Buradan geçiyor bu. Şimdi diyoruz ki şuraya gelene kadar 3V kadar hız kazanıyormuş. Hızı 3V ise 1 bölü 2M çarpı 3V'nin karesinden dolayı 9 mv kare bölü 2 olur. Ben buna 9e diyeyim. 9e'lik bir enerji kazanıyormuş. Şuraya geldiğinde ise hızı 2v'ye düşüyor. Yani ne oluyor? Enerjisi 4e'ye düşüyor karesinden dolayı. O zaman diyorum ki buraya kadar 9'unu kazanmış. Buraya kadar ne yapmış? 5'ini kaybetmiş. O zaman 9 bölü 5 oranı olmuş. Buna benzer bir soru 101 soruda çözmüştük. Ama onun farkı şöyle. Bize hız zaman grafiği verilirse bunu nasıl yapacağız? Orada hızları biz söylemiştik. Ola ki hız zaman grafiği verilirse şu noktadaki tam değişim noktası şu noktadaki hızlıdır. En son verdiğimiz noktada levhaya çarpma hızıdır. Oradan ne çıktı? 9 bölü 5 çıktı. Evet direkt burada soru gayet net. K'daki elektrik alanı, M'deki elektrik alanının oranı. Burada da yine uzaklıklar kafa karıştırıyor ama elektrik alan dedik ki voltun D'ye uzaklığı dedik. E hangi D dedik? Şuradaki D'ye uzaklığı. İçerideki her noktada elektrik alan aynıdır. O zaman bunun elektrik alanı her noktada 80 bölü 8x kadardır. Bunun içerisindeki her noktada 30 bölü 3x kadardır. O zaman ne oldu? 80 bölü 8x bölü 30 bölü 3x'den şöyle gitti. Şurası 10. 10 bölü 10'dan ne kaldı? Elektrik alanları oranımız 1 kaldı. Şu 5 ve 2x hiç kafamızı karıştırmıyor. Çünkü her noktada elektrik alan aynı.
Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Bir sürü biliyorsunuz kavram var. Bu da potansiyel enerji. Şimdi demiş ki potansiyel enerjimizin formülü zaten K Q1 çarpı Q2 bölü D kadar. Ama bu skalar bir büyüklük. Yani artı ve eksinin önemi var. Diyoruz ki o zaman şu ikisi arasındaki potansiyel enerjiye bakıyorum. K çarpı 2Q çarpı Q bölü D. Şu ikisinin arasındakine bakarsam eksi geldi başımıza şundan dolayı. K çarpı Q 3Q bölü D. Şu ikisinde de yine bir tanesinde eksi olduğu için eksi aldım. K çarpı 2Q çarpı 3Q bölü D oldu. 2 eksi 3 eksi 1 eksi 6 eksi 7 doğru yaptım değil mi? Eksi 7 K Q kare bölü D'dir potansiyel enerjimiz. 2 eksi 1 eksi 7. 28. Evet. K'dan bırakılan yüklü parçacığın KL arasındaki ivmesi 2A kadarmış. Şu aradaki ivmemiz 2A. LM arasındaki ivmemiz 3A'ymış. D1 bölü D2 oranını sormuş. İvmeyi hocam ben size 101'de öğretmiştim. Hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Hayır. Kayınvalidem diye bir şey söylemiştim. Kayınvalidem. Aynen. Böyle bir şey. Hatta siz dalga geçin. Hatırlamayayım. Tamam ben hatırlatırım. O zaman diyoruz ki şuradaki ivme 2A eşittir. Ben bir şey demeyeceğim bu konuda. 2A eşittir Q çarpı 4 volt bölü D1 çarpı M. Şuradakini yazıyorum. 3A eşittir Q çarpı 3V bölü D2 çarpı M. M'ler gitti, Q'lar gitti, V'ler gitti, A'lar gitti. En son elimde neler kaldı? 2 bölü 3 eşittir 4 bölü D1 bölü 3 bölü D2 mi oldu? Şunu şöyle yazayım da oraya biz geleceğiz sanırsam. Kedi de hocam sallayıp durmasak. Ben mi yapıyorum ya aşk olsun. Tam böyle tutayım. Ne oldu? 4D2. Kendimi hakim 3D. Olamıyorum. Kendimi kaptırıyorum. 3D1. O zaman şu 3'leri de götürdüm. D2 bölü D1 oranını 2 bölü 4 buldum. O zaman pardon D1 oranını 2 bölü 4 buldum. D1 bölü D2 oranında 2 çıktı. Beni durduramıyorlar. Şöyle yapalım. Evet. Artı 2 Q yüklü bir cismi K'dan L'ye getirmek için yapılan iş W kadarmış. K'dan M'ye getirmek için yapılan işi sormuş bize hocam. Var mı bir fikrin? K'dan L'ye kadar getirmek için yapılan iş W kadar. K'dan M'ye getirmek istersem diyor. Şuradan İş şuraya yapmaya gerek yok. Akınma yavaş yavaş ilerlesin. Kendi haline bırak. Öyle. Raşit Hoca gibi. Kendi haline bırakıyoruz. Şimdi diyoruz ki az önce yazmıştık iş formülünü. Q çarpı son potansiyel eksi ilk potansiyel demiştik. Bir de şöyle bakarsam 3D uzaklık var. O zaman şurası 3 volttan başlıyor. Şurası 0 volt. Hı-hı. Şuradaki hepsinin voltu volt. 2. Şuradaki hepsinin voltu volt. O zaman diyorum ki şuradan şuraya getirmişsem ben ne kadar iş yapmışım? V kadar. Hı-hı. V çarpı 2Q kadar. Çünkü 2Q yükünü getiriyormuş. Bu benim KL arasındaki işim. K'dan M'ye de getirsem sonuçta potansiyel farkım V kadar olmuyor mu? Hı hı. Yüküm de aynı. O zaman yaptığım iş yine ne olacak? Aynı olacak. Ve son soru. Artı Q yüklü tanecik K'dan serbest bırakıldığında M'den geri dönmektedir. KM uzaklığı kaç D'dir diyor. Şimdi diyoruz ki bizim yükümüz ne yapıyordu? Q çarpı V potansiyeli kadar iş yapıyordu. Şuradan şuraya geldi. Bunu ne yapıyordu? Kinetiğe dönüştürüyordu. O zaman şuradan şuraya geldi. 10Q enerjisiyle şuraya geldi mi? Hı-hı. Geldi. Bu arası yine açık arkadaşlar. Geçiyor orası. Şimdi diyoruz ki buradan buraya devam ederken bu 10Q'luk enerjiyi kaybetmesi lazım ki Hı-hı. dursun. Şimdi benim şurada 15 voltum var. Şurada da D uzaklığım var. Hı-hı. Her D uzaklıkta o zaman 5 voltluk kadar bir şey kaybetmiyor mu bu? Hı-hı. Onunu ne kadar da kaybeder? 2D uzaklığında kaybeder. O zaman 2D uzaklığı. Şurası tabii ben böyle yaptım ama şu M noktası aslında. M noktasından kaybetti. 2D uzaklığından geri dönmüş oldu. Ya da formül istersek de şöyle diyoruz. Birinci potansiyel çarpı ikinci potansiyel pardon bölü ikinci potansiyel çarpı ikinci uzaklığımızdan da bulabiliyoruz. 10 çarpı 15 çarpı 3D'den 2D uzaklıktan dönmüş oluyor. Ama bana neyi soruyormuş? KM uzaklığını soruyormuş. O zaman 5D'yi ne yapmak zorundayım? Eklemek zorundayım. Toplamda 7D uzaklık oldu. Çok.